Alo. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Vay kardeş. Sen dönüp dolaşıp benim kucağıma düştüğüne göre... ...tutuştu demektir. Yanlış mıyım? Anlaşma yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Yok, yok, yok. Ben senin gibi anlaşma yapmam. Sana anneni verirsem sen de beni korur musun? Sadece anneni de değil, veliyi de vereceğim. Lan, başkasını yem... Yem değil, söz veriyorum. Peşinde olduklarını sana vereceğim. Ne istiyorsun karşılığında? En az cezayı almamı sağlayacaksın. Bir de beni gördün. Yok, yok. Yok kardeş, yok. Sen benim karşıma böyle kanlı, canlı çıkacaksın. Ben seni gördükten sonra senin ağzını, yüzünü patlatıp döveceğim. Ondan sonra kafanı, gözünü ufak bir kıracağım. Anlaştık mı? Önce bana annemi ver, annemi. Önce bana onu ver. Tamam, sana anneni vereceğim. Annem, ne biliyorsun sen annemin hakkında? Yaşadığı yeri biliyorum, bu yeterli mi? Nerede yaşıyor? İstanbul'da. Adresini vereyim mi? Eğer annem vereceğin adresteyse senin için elimden gelen her şeyi yapacağım. Anlaştık. Kalem kağıdın var mı? Adresini vereceğim. Ver bakalım. Söyle bakalım. Anne nasıl olmuş? Çok güzel olmuş anneciğim. Eteğin ne renk olsun sence? Mavi olsun. Tamam, olsun. Efendim Kadir? Zeynep. Zeyno. Annemi buldum Zeynep. Nasıl anneni buldun? Şimdi nesinin nasılını bırak sen, onları bırak. Annemi buldum. Benim için hayatta en önemli şey buydu şimdi. Nasıl, ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum. Yani onun karşısında tek başına ben şey yapamam, yani çıkamam. Senin benimle gelmen lazım. Gelir misin? Sen deli misin? Ben tabii ki gelirim seninle. Sen ama önce bir eve gel, bir üstünü başını değiştirelim, ondan sonra birlikte gideriz, olur mu? Ya yok canım, yok öyle şey yok. Ya düğüne mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz yani sonuçta? Ya Kadir sen bir eve gel, hem beni almış olursun, birlikte gideriz. Tamam. Ay. Nadir. Buyurun müdürüm. Bak şimdi, mali şubeye bir destek atacağız. Tamam mı? Neydi o Tunç? Galip. Hah, Galip Tunç. Ondan aldığımız 10 milyon euronun hazineye sevkiyatı var. Biz de mali şubeye eşlik edeceğiz. Hani hıyarın biri bir çakallık etmesin diye. Anladım, anladım müdürüm. Yani Veli Cevher parayı ele geçirmeye çalışırsa diye çekiniyorum. Oğlum biz kimden çekineceğiz? Koskoca emniyet teşkilatı bir deliden mi çekinecek? Neyse, bütün sorumluluk sende. Şimdi siz hazırlıklarınızı yapın. Ben size çıkacağınız zamanı söyleyeceğim, tamam mı? Hadi bakalım şimdi, dikkatli olun. Başla. Hadi, hadi. Dikkatli olun. Gözünüzü dört açın. Vallahi sıkıldım bak, şu parayı da devredelim artık. Veli Cevher davası kapansın, gerçekten yıldım. Allah'ın belası, bir sal bizi ya. Ya bu bir değişik bir şey oldu benim. Ha? Kadir, annene ne söyleyeceğini düşündün mü? Düşünmedim. Kadir. Mesela ne söylememi istersin Zeyno? Küçük bir çocuğu parka bıraktın mı diye sorayım mı mesela? Veya neden arayıp sormadın, neden beni görmek istemedin diye sorayım mı yani? Ha? Beni ne kadar özledin anne? Veya beni çok seviyor musun diye sorayım mı bunları, ister misin? Yok tamam, boş ver. Sen içinden nasıl geliyor söyle. Hadi gidelim.
giderim. Eyvallah. Dur. Eli boş gidilmez. O ne? Bu... Yani ben küçükken işte anneme... ...böyle... ...yazdığım mektuplar... ...işte albümler, fotoğraflar... ...falan beş takisi. Ben bunu hiç görmemiştim. Yani söylemek istemedim. Yani bir özelimiz olmasın mı yani? Yok, olsun tabii. Yazıyor musun hala annene bir şey? On sekiz yaşımdan sonra yazmayı bıraktım. Ona bunu vereceğim, o buna bir baksın. Bunun içinde yazan şiirlere... ...resimlere... ...ne varsa içinde bunlara bir baksın ki... ...o zaman anlasın annesizken ben nasıl acılar yaşamışım, onları bir bilsin. Bunun için sırf bu yüzden ben kendi kızıma mektup yazmadım. Ben Deniz'e o mektubu yazmadım. O yüzden de... ...köpek gibi pişmanım. Yirmi dakika sonra çıkıyoruz. Güzel. Kaç kişi? Bizim şubeden dokuz, mali şubeden de dört kişi var. Çelik yeleğini giy. Fena patırtı kopacak. Telaşa vermeyin sana, tamam. Ablam nasıl telaşlanmayayım? Ayakta zor duruyorsun. Ablam niye doldu gözlerin şimdi? Ah. Demin... ...böyle gözümün önünden bir çocuk koştu. Bir 6-7 yaşında var yok bir çocuk. Böyle koştu, geçti gözümün önünden. Yusuf'um diye isim geldi. Koşma Yusuf'um, düşersin diyecek oldum. Kayboldu gitti çocuk. Abla, yakma ciğerimi, gözünü seveyim. Şu kapının zili bir çalıverse ya. Ha? Bir de baksak oğlum gelmiş olsa, Yusuf'um orada öyle dursa. Ona baksa, ben ona baksam. Ah, sevdiği kız var ya, onu da yanına getirmiş olsa. Hem kendi gelse... ...hem de sevdiğini getirse olmaz mı? Kadir. Söyle Zeynep. Gideceğimiz adreste kapıyı kim açarsa açsın. Sana ne söylerse söylesin, ben hep senin arkandayım, biliyorsun değil mi? Bana seni hiç sevmedim demesinden korkuyorsun değil mi? Ya da neden buraya geldin demesinden korkuyorsun. Öyle değil mi? Bundan biraz korkuyorum. Ama ben bunun tam tersinde olacağını düşünüyorum. Bence o da yıllardır senin gibi... ...senin onu bulmanı bekliyordur. Onu yarım saate göreceğiz bakalım. Ama yani herhangi bir ters yüz olursa... ...öyle abuk sabuk falan konuşursa hiç... ...annem anne falan dinlemem, çok ağır konuşurum. Yılların acısını çıkartırım ondan. Şimdi kendini böyle doldurma sanma. Kadın hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Birazcık sakin. Tamam, sustum ya. Sadece ben böyle olabilirse böyle yaparım diyorum ya. Sakin. Hayır, benim oğlum ölmedi. Sus. Hep böyle söyleyip duracaksan... ...oğlun öldü deyip duracaksan tek kelime bile etmeni istemiyorum. Sus yeter. Benim oğlum ölmedi. Bir gün o kapı çalacak. Açacağım kapıyı, oğlum orada öyle duracak. Bana bakacak. Ben de ona bakacağım. Ama soracak tabii. Sen diyecek. Sen
evladını parkın birinde bir köşeye bırakmadın mı kadın diyecek. Elbette böyle diyecek. Evladını bırakırken hiç mi canın yanmadı diyecek. Hiç aramadın mı diyecek. Sormadın mı diyecek. Hiç sevmedin mi diyecek. Çok sevdim diyecek. Seni çok sevdim oğlum diyecek. Ben de böyle söyleyeceğim. Burası. Daire kaçmış. 3. Siz, yani sen küçük bir erkek çocuğunu bir parkta bırakıp gittin mi? Öyle daha kırkı çıkmamış bir erkek çocuğu. Çocuğunu bırakıp gittin mi? Sonra pişman olup onu aradın mı? Evet, ben çocuğumu bıraktım. Okuldan içine bir kaset koydum ve parka bıraktım. Ama sonra çok aradım onu. Hiç izine rastlamadım. O kasetin içinde ne vardı? Bir türkü. Benim okuduğum bir türkü. Oğlum onu dinlemeden uyumazdı. Hep onu dinlerdi. Oğlum, gel içeri. Gel Kadir, gel. Yabancı gibi durmayın. Gel içeri. Sen benim ismimi nereden biliyorsun? Efendim? Sen benim ismimi nereden biliyorsun? Bilmiyorum ki. Yok yok, bir dakika dur. Bir dakika. Sen daha demin bana Kadir dedin. Yok, demedim oğlum. Bana Kadir dedin daha demin. Demedim. Abla. Bana daha demin Kadir dedin. Sen benim ismimi nereden biliyorsun? Bak basit bir soru soruyorum sana. Bulmaca sormuyorum. Sen abi. Nasıl orada durumlar? Apartmana girdiler abi. Güzel. Sen ayrıl oradan. Gerisini tuttuğumuz kadın halletsin. Tamamdır abi. Emniyetten çıkıyoruz.
Benim ismimi nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Benim ismimi sen bir yerden biliyorsun. Sen benim buraya geleceğimi biliyorsun, değil mi? Konuşacağım abla! Kadir tamam, sakin ol. Yok sakin, bir dakika dur. Bir dakika, ben sakin, çok sakin. Olur, cevap verin. Kim tuttu seni? Çok para verdiler. Bir de sana söylemem için bir şeyler ezberlettiler. Burada seni beklememi istediler. Oyalayabildiğin kadar oyala onu dediler. Sana ben... O kadar. Niye yapmayayım Zeynep? Neden yapmayayım? Bu benim ne işime yarayacak? Bunu gören bundan sonra beni bununla vuracak. Bunun mavrasını yapacak bende. Niye atmayayım? Çekil yolumdan. Kadir ne olur çekilmeyeceğim. Bak anneni bulunca kutuyu annene vereceksin, tamam mı? Ya da ver istiyorsan, senin için ben saklayayım. Ne olur verir misin kutuyu? Sen nasıl... Lan ne istiyorsun benden? Yani beni sen bununla nasıl vurabilirsin lan? Delikanlı mısın lan? O kapı bir gün çalacak var. Çalacak. Ve arkasında daha oğlum duracak. Aslan gibi orada duracak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kim ne söylerse söylesin. Ben oğlumun öleceğine inanmıyorum. Ben nasıl her nefesimde hala onu arıyorsam. Adım gibi biliyorum, o da beni arıyor. Biliyorum. O da beni arıyor. Ben biliyorum. Kadir hadi kalk gidelim buradan. Ya nereye gideyim Zeynep, dur ya. Eve gidelim. Ya da bilmiyorum, istediğim bir yer varsa oraya gidelim. Yeter ki burada durmayalım, durdukça daha kötü olacak çünkü. Bu daha önce de bana buna benzer bir şey yapmıştı değil mi? Annenin ses kaydını sana mesaj atmıştı. Evet, aklı sıra beni darmadağın edip Galip'in paralarını alacaktı da bunu bu sefer neden yaptı? Bunu, esas bunu neden yaptı? Bunun mutlaka bir sebebi var. Deli boşa mermi atmaz. Alo, söyle Adalı. Alo müdürüm. Veli'ye bugünlerde bizim şubeden herhangi bir operasyon yapıldı mı? Yok be oğlum, ne operasyonu? Ya aklınızda ne varsa işte yani, Veli'yi harekete geçirecek en ufak bir şey oldu mu olmadı mı? Galip'in parası hazineye sevk ediliyor. Ne zaman? Bugün. Çocuklar 15-20 dakika önce çıktılar. Ya saldıracaklar, saldıracaklar müdürüm. Saldıracaklar. Kadir ne oluyor? Zeynep taksiye bin, eve git anlatırım sana. Ya Kadir. Eve git taksiye bin, anlatırım sana. Efendim abi. Adem neredesiniz? Abi yoldayız, bir görevimiz var küçük, onu bitiriyoruz. Allah kahretsin ulan, saldıracaklar size, saldıracaklar. Kim saldırıyor abi, ne oluyor? Ulan kim olacak başka Veli? Hemen destek iste, bana da konumunu gönder, birazdan oradayım ben haydi. Tamam abi. Ne oluyor ya? Veli size saldıracak dedi abi. Allah kahretsin. ...4516 merkez.
Levazım Caddesi'nde seyir halindeyiz. Silahlı çatışma bilgisi aldık. Tamam. İn aşağı. Çapraz yedik. Kendinizi koruyun. Söylemiştim ortalığı fena karıştıracağım diye. Kayıp yok abi. Bize yaralı var orada. Yardım, ambulans çağır. Ambulans çağır. Bak bu iyi misin oğlum? İyiyim komiserim. Kurşun yelekte. Ha iyi tamam. Geçmiş olsun. Sağ ol komiserim. İyisin değil mi? İyiyim sağ ol. Arkadaşınızı kaldırın yerden. Kızım. Şantayı getir bana. Çetin. Abi. Şu girişi çıkışı iyice kapatın da. Başsın abi. Sıktın adamlara. Şimdi bir soruşturma daha abi. Ne olacak? Ya siktir et zaten. Kabarmış kabaracağı kadar liste. Büyüse bundan sonra ne olur ki? Ben seve seve üstlenirim. Seve seve. Ondan şüphem yok zaten kardeşim. Seve seve üstleneceğinden şüphem yok da. Habir eksik, habir fazla ne fark eder ki zaten? Al keseceklerse buna cezayı kesinler. Benim şu anda keyfim o kadar yerinde ki. Paralar velinin... O yüzden de aşırı derecede ben şu an keyifliyim. Başka bir şey düşünmüyorum. Şimdi sen benim çıkış biletimi verirsen... Ne Kerem ne Kadir Alalı kimsecikler düşmez senin peşine. Bak bu saçma sapan oyunlarınızdan artık çok sıkıldım. Ha tabii ya sen daha eğlenceli oyunlar peşindesin. Biraz maruz kaldım keyifli görüntülerine. Ama neyse mevzumuz o değil şu an. Mevzumuz senin cinayet oyunların. Bunu senden ve Kerem'in annesinden başka birisi biliyor mu? Sarı kafaya söyledin mi? Ya benim Yakup'la falan işim olmaz artık. Senden parayı alayım. Gideceğim zaten buradan. Ne kadar istiyorsun? Allah Allah. Makul bir şey söyle. Benden alabileceğin bir şey söyle. 250.000 olur mu? Makul müdür? Makul. Bak parayı sana verdikten sonra adını da duymayacağım. Yüzünü de görmeyeceğim, anladın mı? Anladım canım. Ne zaman gidiyorsun? Sen parayı ne zaman veriyorsun?
Yarın. Yarın vereceğim paranı. Ben de yarın giderim o zaman. Kerim'in annesi ne olacak? Konuşursa? Konuşamaz. Nereden biliyorsun? Çünkü konuşursa Kerem gelir seni öldürür. Anlıyor musun? O yüzden oğlunu hapse göndermemek için konuşmaz. Ama tabii beni bir şekilde susturman gerek. Tamam. Yarın vereceğim paranı. İyi, güzel. Haberleşiriz yarın o zaman. Bye. Bilmiyorum diye. Bilmiyorum. Alamadık işte. Alamadık. Emniyettekiler gecikti. Kadir uyandı. Bu son şansımızdı Veli. Artık mümkünatı yok, bu parayı bulamayız. Bitti artık. Ya bir kere. Bir kere de bana çözümle gel. Bir kere. Çözüm senin işin Veli. Ben fırsatlar sunuyorum. Ama sen her seferinde o fırsatları eline yüzüne bulaştırıyorsun. Artık eskisi gibi değilsin Veli. Toparlan artık. Toparlan. Çünkü birilerine bedel ödetme takıntın yüzünden artık bedel ödeme sırası sana geldi. Aferin Adalı, aferin. Aferin oğlum bak. İyi kurtardık ama şimdi öbür taraftan soruşturma yiyeceksin. Ya soruşturmayı nereden yersek yiyelim müdürüm, artık benim umurumda bile değil ya. Yeter ki şu işini bitirelim, yeter ki bu çevirmiş olduğu bütün dolapları başına yıkalım yani. Dava mava falan artık bana koymaz o işler. Bu sefer nereden yürüdü? Bu sefer ince bir yerden yürüdü. Senin bile tahmin edemeyeceğin bir yerden yürüdü yani. Ben ona zamanında çok dökülmüştüm. Dökülmüştüm öyle. Zeynep'ten dökülmüştüm, ne bileyim annemden dökülmüştüm, bütün özlemlerimden falan dökülmüştüm. O ne yaptı bunu? Biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Bir kibrit gibi zamanı gelince de teker teker yakıp hepsini avucuma bıraktı. Olacağı o. Ama o cephaneyi ona ben verdim. Dedim ki al bunları, zamanı gelince beni teker teker vur dedim. Orada başka bir şey yapmadı zaten, yapacağı buydu. O da onu yaptı. Hata bende. Bak oğlum, hata kardeşim dediğine dökülmekte değil. Hata kardeşim dediğin adamın acısını kendine yol yapmakta. Ama o yol senin acılarınla doluysa sen o yolu biliyorsun demektir. Hiçbir insan evladı da seni o bildiğin yoldan şaşırtamaz, dağıtamaz. O yüzden sen o hatayı ona dökülerek yapmadın. Sen arkadaşına, kardeşine dertlerini anlattın. Sadece bu. Eyvallah amirim, eyvallah. Hadi bakalım. Eyvallah. Sana söyleyeceğimi söyledim. Artık sana söyleyeceğim hiçbir şey yok. Neden? Vardır illaki konuşulacak bir şeylerimiz. Yok. Niye biliyor musun? Çünkü senin bildiğin tek dil nefretin dili. Senin başka dil bildiğin yok. Bana kızgınsın. Yok. Sana kızgın falan değilim. Her geçen gün sana daha da çok acıyorum. O kadar çaresizsin ki. Sana kimse yardım edemez. Hiç kimse seni değiştiremez. Ama ben sizi değiştirebiliyorum değil mi? Bak sen daha cesur bir kadın oldun. Daha korkusuzsun. Kadir de daha aciz. Aciz olan Kadir değil, sensin. Kadir'le gününüz nasıl geçti? Çok üzüldünüz mü? Bugün Kadir'e yaptıklarını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. İstesen de unutamazsın zaten.
Kendi gözlerinle gördün olanları. Kadir'i anne deyince onun için akan sular duruyor. En ufak bir ihtimalin peşine düşüyor hemen. Kadir'in annesi hakkında ne biliyorsun? Çok şey. Çok. Sen de öğrenmek ister misin? Bak. Aylin'le yanıma gelin. Bildiğim her şeyi teker teker size anlatayım. Yine oyun oynuyorsun. Oyun ya da değil. Ama denemeye değer değil mi? Yani Kadir'in annesi için... Kadir için değer değil mi? Doğru. Kadir için her şeye değer. O zaman geliyorsun. Geliyorum. Aylin'le. Aylin'le beraber. Güzel. Gideyim artık kızım. Hoşça kal. İyi günler. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Anneciğim ben seni bırakayım. Tamam. Kalkamadım ya. Tamam. Bir şey değil. Kalkma sen. Cemre sen burada mısın? Görüşürüz. Geçmiş ya. Olsun. Ne bakıyorsun? Sen ne kadar edersin ona bakıyorum. Senin bu kaliten nereden geliyor ya? Sen her şeyi parayla mı ölçüyorsun? Bu mu yani? Kastettiğim şey para değildi yalnız. Senin de hikayen bir garip. Çok kısa bir süre önce video karşılığı para isterken benden. Şimdi gelmişsin böyle karşıma oturmuşsun. Hiçbir şey yokmuş gibi. Aynen. Neyse kendime daha fazla yaramayacağım galiba. Çünkü ne dersem diyeyim anlamayacaksın. Bunu biliyorum. Ben devam edeyim o zaman. Kerem senden değil. Kerem bizim taraftan. Yani biz varoşuz. Sen bizim mahalleyi biliyor musun? Bilmiyorsun. Nereden bileceksin? Biz varoşuz kızım. Varoş. Anlıyor musun? Senin Kerem'le ufacık bir benzerliğin bile yok. Sakın kendini onunla bir tutma. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayırdır Kerem yok mu? Serpil teyzeyi bırakmaya gitti. Sen iyi misin? İyiyim. Bir dakika şöyle gelsene de buraya. Bir şey mi oldu? Vallahi olan şu Cemre. Veli emniyette büyütmüş olduğu yalı soldu bir şekilde kullanıyor. Bu kıza silah çektiriyor. Beni sürekli taklaya getiriyor. Her ne yaparsa yapsın biz bir şekilde madar oluyoruz yüzünden. Ya peki kim bu adam? Niye hala yakalanmadı? Ya bir şey soracağım. Biz bunun adam olduğunu nereden biliyoruz? Hem bu muhbir kadın olamaz mı? Olabilir. Olabilir de benim bilmediğim, senin bildiğin bir şey olabilir mi acaba? Çok emin değilim ama benim kafama silah dayayan kişi kadın gibiydi. Yani ne bileyim duruşu, yürüyüşü. Kadın ajanı. Vay be. Yani... Olabilir. Sonuçta
Kadınlardan korkulur. Ben yukarı çıkıyordum zaten, o yüzden duydum. Annem hadi iyi geceler. Dışarı çıkacağın zaman da haber ver bana. Tek gezme, ben gelir alır götürürüm seni. Tamam anne. Sultanım benim. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler anne. Buradayım ben, hadi gir. Hadi. Şu kız var ya, Cemre. Ya ona bir dikkatli baksana. Onu bir gör. Öyle mesafeli uzak falan duruyor ama dikkatli bakarsan göreceksin. Aslında birbirinize çok benziyorsunuz be oğlum. Anne, Cemre ile ben, biz benziyoruz ha? Evet. Anne sen o kıza dikkatli bir bak. O kız bana mı benziyor? Anne o kız pırlanta pırlanta. Görmüyor musun? Yüreğiniz benziyor oğlum, yüreği. Annem, eyvallah. Eyvallah, seni oğlunu hep çok güzel görüyorum. Çok güzel insanlarla yakıştırıyorum. Ha. Biz Cemre ile yolda bile olsak, insanlar aynı yolda olduğumuza inanmazlar bizim. Derler ki, bu kız bu çocuğa kesin adres soruyor. Derler. Başkasının neye inandığının ne önemi var? Yani. Asıl siz neye inanıyorsunuz? Bak, ben sana diyeyim. O kız sana inanıyor. O kız seninle aynı yolda yürüyeceğine inanıyor. Ama sen inanmıyorsun. Ya da inanmak istemiyor. Öyle. Öyle değil mi? Yaşadık, gördük, tattık işte. Ne oldu, yalan oldu. Bu kıza da yalan olursa bu kıza olmaz bu. Kerem, annem. Korkma. Bak, erkek korkarsa kadın cesaretinden utanır. Korkma annem. İyi geceler oğlum. Meral Kerem'e sığınmış. O koruyor onu. Korur tabii. O kız var ya, tam bir akıllı. Akıllı kız. Kerem'in annesini kurtardı, kahraman oldu. İstediği iki şeyden birini elde etti. Kerem'i. Ama istediği ikinci şeyi elde edemeyecek. Yani parayı. Nasıl yani? Ödemeyi yapma mı diyorsun? Yapma tabii. Konuşursa? Ölüler konuşabiliyor mu? Hayatta istediğin her şeye sahip olamazsın. O yüzden ben ona bir tercih sunmuştum. O da seçimini yaptı ama yetinmedi. Yetinmezsen senin gibi, benim gibi ya öldürmen gerekir ya da ölmen gerekir. O yüzden Meral ölecek. Kim öldürecek? Kim öldürecek? Sürpriz. Hoppa. Taklıcı. Ne haber taklıcı? Ne işin var lan senin burada? Şşş. Tanıştırayım. Yeni iş arkadaşlar. Bir hayırlı olsun yok mu dayımın oğlu? Aynı yolun yolcusuyuz artık. Cemil ben. Dur, dur kardeşim, dur. Dur. Biz şimdi basamakları böyle hızlıdan çıktık ya eğitimsiz halimizle. Ya da bilmiyorum artık, arkadaş biraz düşüşte galiba ne içtiyse. Daha çakozlamadı durumu. Kardeş, düşmez kalkmaz bir Allah. Ben acılarımı kalbime gömdüm. Veli abimin de hatırına seni affettim. Yani sen de affet, temiz temiz yürüyelim. Kapiş? Uzatmayın artık. Bu eski mevzuları da kapatın. Şimdi baştan başlıyoruz. Hocam, hocam. Bir sorum olacak yalnız benim. Şimdi biz bu Cemre Güren'in infazını ne yapıyoruz tam olarak? Hani ben onu bir bilebilirsem. Ne dedin sen?
Cemre Gür'ün infazı mı? Af Veli abim, sen bilmiyor musun ya? Oğlum taklıcı, siz o kadar yakın değil misiniz daha? Ulan pot kırdık Cem'i, görüyor musun ilk günden oğlum? Ah be Jacob, ne yaptın oğlum ilk günden? Ne diyor lan bunlar? Belma Cemre'yi öldürsün diye buna para teklif etmiş. Miş, miş. Benim de sonradan haberim oldu. Sakın. Sakın. Cemre'nin kılına zarar gelmeyecek. Duydun mu beni? Abi, abicim, Veli abi, ben duydum. Ben duydum da bizim Meral duymadı, onu ne yapacağız? Ya bebişim heveslendi, bir de tatlış bir silah almış kendine. Tutturdu kızı, ben vuracağım, ben sıkacağım diye. Asla böyle bir şey olmayacak. Cemre zarar görürse hepinizi bitir. Hepinizi. Keşke biraz daha bekleseydin, Kerem seni bırakırdı. Yok, hiç gerek yok. Ben tek başıma giderim. Ha bu arada aklın kalmasın benim gözüm üstünde. Ne alakası var ya? Niye aklın kalsın? Neyse, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ha Kerem. Cemre gidiyor muydun sen? Gel hadi, ben bırakayım seni. Hazır gelmişken. Kerem sen de iyice servis şoförü oldun ya. Neyse. Narin kız. Tek başına gitmesin. Başına bir şey gelir. Bırak. Hiç gerek yok Kerem. Ben tek başıma giderim. Görüşürüz baby. Nasıllar? İyiler, iyi. Yoğun bakımdan da çıktılar. Oh. Gerçekten ölecekler sandım. Aynen. Başkomiserim arıyor. Şunu bir tutsana. Tamam. Buyurun başkomiserim. Alo kızım. Bugün muhbiri inceliyoruz ha. Nasıl yani? Zeynep'in kafasına silah dayamış. Ben artık o muhbirin emniyetten biri olduğunu adım kadar eminim. Adem yani, öyle mi? Ya sen ismi ne yapacaksın? İsmi boş ver. Biz artık şüpheli değil, delille yürüyeceğiz. O silahı kafasına dayayan kimseye fena çuvalladı. Bir görgü tanığı var. Yüzünü görmüş. Polise de ifade vermek istiyor. Şimdi ben seni o görgü tanığıyla buluşturacağım. Malum artık. Ben elimi süremiyorum mevzuya. Sen benim yerime o tanıkla konuşacaksın, ondan sonra muhbire öyle yürüyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaştık başkomiserim. Ne zaman isterseniz ben hazırım. Güzel. Güzel. Sen benden haber bekliyorsun. Emredersiniz. Hatem. Ne oluyor? Bir şey yok. 2 dakika bir işim var, ben geliyorum hemen. Bırakıyorum. Bir gün daha devam edemem artık. Yoksa açığa çıkacağım. Ne saçmalıyorsun sen? Hiçbir yere gidemezsin. Kadir, bir şeyler bulmuş, yakalayacaklar beni. Hiçbir şey bulduğu yok. Bir şey bulsa haberim olurdu. Yemliyor seni. Bir salaklığı bırak ve kendine gel. Ben kendimdeyim. Sen fazla rahatsın. Ne yapmamı istiyorsan söyle artık, yapıp gideyim. Diken üstündeyim burada. Sen kime çalıştığını unuttun galiba. Neyin ne zaman olacağına ben karar veririm. Senin bir karar mekanizman yok. Senin benim emirlerimi yerine getirecek usulların var. Sık dersem sıkarsın, bırak dersem bırakırsın. Git dersem gidersin, gel dersem gelirsin. Anladın mı? Anladım. Güzel.